Merhaba sevgili seyirciler. Bir kez daha hoş geldiniz programımıza. Hafta sonu sabah programı ikinci bölümüyle devam ediyor. Erken seçimi konuşacağız. Tanıtımımızda da izledi, izlemiş olduğunuz gibi ve tabii stüdyo konuğum Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Uluç Gürkan yanımda. Hoş geldiniz. iyi pazarlar. İyi pazarlar. Tabii programımızın büyük bir kısmını erken seçime ayıracağız. Bugün en ilgi çekici, dikkat çekici başlıklardan birini de Posta Gazetesi atmış. Muhalefetin artık Hüseyin Bolt hızı lazım Yeniden bir araya gelmeleri için bir seçim takvimi oluşturmaları kimlere aday gösterecekler için görüşmeler olacak mı ittifaklar yeni ittifaklar yapılacak mı bunun hepsi bir muamma ee, ama CHP lideriyle İyi Parti liderinin bir araya geldiklerini biliyoruz ve daha sonra iki parti heyetleri bir görüşme gerçekleştirecek daha sonra da Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'yla görüşecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ama önce şundan başlamak istiyorum şu soruyu yönelterek sizce e, neden erken seçim kararı alındı ve neden ee, önce Bahçeli'nin dediği 26 Ağustos e, tarihi olmadı da 24 Haziran tarihinde karar kılındı. Erdoğan'la ikisinin bir araya gelip sarayda e, böyle bir görüş birliğine varmaları neden bu sürece böyle bir gelindi? Ee, bu sorunuz cevaplanmadan önce izin verirseniz öncelikle yarın 23 Nisan Tabii. E, Türkiye'de e, Kurtuluş Savaşı'nı da yöneten Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu egemenliğin e, hilafet ve saltanat e, adı altında tek bir kişiden alınıp ulusa devredildiği gün e, ve Türkiye'nin bir arada yaşama iradesinin de e, ortaya e, konulduğu bir zemin layık ve demokratik cumhuriyet evet. çerçevesinde. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak biz e, bu e, günü, bir arada yaşama iradesinin de sembolü olarak yarın Diyarbakır'da Diyarbakır'da Atatürkçü Düşünce Derneği'ne satın aldığımız binanın açılışıyla birlikte güzel, e, anacağız. Hı -hı. Ve ben e, çok güçlü bir şekilde inanıyorum ki e, egemenliğin ulusa ait olduğunu, yeniden tek kişiye devredilmeyeceğini laik ve demokratik cumhuriyetin sonsuza kadar bu temelde yaşayacağını 24 Haziran'da da e, ulusça kanıtlayacağız. Neden e, seçimler erkene alındı? Yani buna e, bu kadar erkene alınca, işte erken, erkenin erkeni, dolayısıyla baskın e, seçim denilebilir ama bir yanı var. Bu, mevcut iktidar bakımından aynı zamanda bir panik seçim erken ama panik seçim hı hı. şimdi e, <laughs> iktidar ortakları diyeceğim evet. <laughs> MHP'yi e, bir biçimde artık iktidarın AKP iktidarının orta saymamız gerekiyor İktidar ortakları geçen her günün aleyhlerine oldu kendilerine zemin kaybettirdiğini ve önümüzde süreç iki süreçte yaşanacak olayların daha da ve son derece keskin, hızlı bir biçimde kaybettireceğini gördüler. Ee, bu konuda erken seçim hazırlıkları e, bir anlayış birliği içinde benim gözleyebildiğim kadarıyla e, ortaklaşa hesaplanıyordu. Yani olay birdenbire... E, Devlet Bey'in, Sayın Bahçeli'nin bir rüya görüp yahut işte bir ilham kendisine gelip, ya seçimi erken alalım yaklaşımından ibaret değil. Önceden hep planlanmış bir şekilde planlı, bu süreç ilerleyen Yani bunun planlı olduğunun çok keskin bir kanıtı. Hı hı. Yani 30 dakikalık bir görüşme. Cumhurbaşkanı'yla Devlet Bahçeli'nin görüşmesi. Bu 30 dakika içinde Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı'na onun bilmediği neyi anlatmış ve nasıl ikna etmiş olabilir? Böyle bir şey e, akla mantığa sığmaz. Bu hesaplanmış bir e, karşılıklı kurgu bir e, işte topluma bir sunum. Hı hı. Neden e, bu zemini kaybettiklerini görebiliyorlar? Bunun bir iç, bir dış. Nedenleri var. İç neden ağırlıklı olarak ekonomi. Bakın ekonomide e, ciddi bir şey. Türk lirası dibe vurdu. E, döviz kurları aldı başını gidiyor. Dolar 4 e, liranın üzerinde. Bir de artık kanıksanda da kanıksandı. tamam. Dolar 4 tabii. inmez. 4, yani 4 diyor. inmez. Hı hı. Euro 5 onun üstünde. Sterlin 6. Benzin de 6 lira bu arada. Tabii yani bu ister istemez dışa bağımlılık nedeniyle zamlar getiriyor. Aynı şekilde dış borçlar bu sene artık Türkiye'yi her zamankinden daha fazla zorluyor. 2007 2017 sonu itibariyle 453 milyar doları aşmış idi. Bunun geri ödemeleri var. Faizleri var. Ve bu o kadar ağır bir baskı oluşturuyor ki bakın Türkiye'nin o çok AKP iktidarı döneminde övünlen döviz rezervleri e, tahmin edilemeyen bir hızla erimeye başladı. Mart ayı itibariyle döviz rezervlerimiz 7.3 milyar dolar azalmış durumda. Yani döviz rezervlerinin %20'sini Mart ayında dış borç ödemeler için kullanmışız. Bunun bir dört ay daha devam ettiğini düşünürseniz sonuç ne olabilir? Herhalde ekonomide 2001 krizinin çok daha ağırını bize yani yaşatabilir. Yani o vergiler de ÖTV'ler de kurtaramıyor değil mi? Kurtaram Zan bir zam... zamla, kurtaramıyor. Evet. Cari açık alan veriyor. Bunu zaten evet her ya sene her evet. Ee, enflasyon tanelerin üstünde, dünyada az sayıda ülkede işsizlik çifthanelerin Fabrikalarımız üstünde. Fabrikalarımız satılıyor yine. E, Cumhurbaşkanının her seferinde e, faiz, faiz, faiz çok yüksek demesine rağmen faizler zirvede oynayamıyorlar. Hı hı. E, böyle bir e, sıkıntı var. Dikkat ederseniz e, yani Mehmet Şimşek özel kesimi uyardı sorumlu bakan olarak. Borçlanmayın dedi. Cumhurbaşkanının ona cevabı, kamuoyu önünde e, ayağına kurşun sıkıyorsun oldu. Şimdi devlet yönetimi, ekonomi yönetimi birbiriyle böyle konuşuyor. Yani bunlar artık e, çok şeyin zıvanadan çıktığının göstergesi ekonomide. E, rahmetli Bülent Ecevit'le ilgili Cumhurbaşkanı arada bir şey demişti, e, henüz daktilo fırlatılmadı diye. O yazar ya, kasaydı ama. Yazar böyle, kasaydı. Evet böyle, daktilo böyle. fırlatılmadı dedi yazar kasa konusunda. Ama bakın e, şimdi Cumhurbaşkanı ilgili devlet bakanına ayağına kurşun sıkıyorsun diye diyorsa bu yazar kasa veya daktilo fırlatmaktan çok daha ağır bir şey. Kurşun sıkmaktan bahsediyorsunuz ekonomide ve Nihat Zeybekçi e, ekonominin gidişinden memnun değilim diyor. Bu alarm zillerini çaldırıyor. Evet. Ditekim devlet bahçeli de erken seçim talebini dile getirirken ne dedi? Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u görmesi çok zor. Bu Türkiye'nin yönetilemediğini, özellikle ekonomide ciddi sıkıntılar yaşadığının çok kanıtı. Bunları yaşamadan, olabildiğince erken bir tarihte. Ee, yani seçim yapıp neyi nasıl kurtarabilirsek hı. anlayışı var. Bir de şimdi tabii aynı önümüz, şekilde e, dış politika boyutu var. var. Ee, ya önümüz hı. yaz ve e, turizmden de beklenen gelirler herhalde gelemeyecek gibi şu e, savaş ortamında öyle tabi. değil mi? Ötesinde da e, gibi gözüküyor. yani bu e, niçin 26 Ağustos değil? Hı hı. 24 Haziran Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki dış borç faiz ve ana para ödemelerine bakmak lazım. Hı. Yani çok daha e, ağır bir Genç baskıyla var, e, evet. yaşayacağız. E, döviz yüzyıldır. ihtiyacını karşılayabilmek için belki güven tazelemek seçimlerde kısmen e, işi rahatlatabilir. E, dış politika boyutuna gelince bakın e, artık e, bugüne kadar özellikle bölgemizde izlenen Abdülhamit politikasının sonuna geldik, dayandık. Hı. Yani nedir Abdülhamit politikası İşte büyük devletleri birbirine karşı kullanıp vaziyeti idare edebilmek ee, Rusya'yı Amerika'ya Amerika'yı Rusya'ya karşı kullandı kullandı kullandık ama Suriye'nin bombalanmasıyla birlikte bu noktada işin sonuna geldik ee, Rusya ve İran Astana süreci, sürecinde birlikte olduğumuz ülkeler açısından Türkiye artık e, herhalde masa üstünde çok güvenilir bir müttefik Olmasa konumunda gerek. değil. Evet. Bu nedenle Rusya Afri'nin esada devredilmesi konusunda e, sözlü de olsa belki e, kapı arkasında e, bazı pazarlıklar da yapıyor. Mesela kimi temsilcilerin gelmesiyle. Putin'in temsilcisi ve bir bakan evet, yardımcısı da gelmişti hafta e, başında. Yani bunlar da herhalde sürüyor. Afrin konusunda Türkiye'nin üstünde Rusya'nın baskısı giderek artıyor. Hı hı. Ee, bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, baskısının e, arttığı çok açık. Şimdi bakın, NATO genel Sekre erken seçim kararı NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldikten hemen sonra alındı. NATO Genel Sekreteri'nin e, gündeme getirdiği konu neydi? Temmuz ayında, niye 24 Haziran? Temmuz ayında NATO zirvesi yapılacak. Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Türkiye'ye NATO tercihini yap diyecek. Ya s 400ler ya biz gibi mi? Hayır, ya NATO, hmm. ya Rusya evet. tercihini yap. İkimizi birlikte idare edemezsin. Peki öyle Şimdi birlik, bu tercihin... birlik üyeleri ortak karar alıp çıkarabilirler, değil mi? Tabii bir tabii tabii. Şimdi bu tercihi Türkiye, ister NATO'dan yana yapsın, ister Rusya'dan yana yapsın, herhalde iç politikada bedeli iktidara çıkacaktır faturası. E, bütün bu göstergeleri dikkate aldığımız zaman aynı şekilde Suriye'de de. E, bakın e, Fırat'ın doğusu konusundaki bütün iddialarımız maalesef. Umarım e, aksi gelişmeler olur zayıflıyor. O bölgede e, yapılandırılmak istenen bir e, işte PYD otonom devlet e, kurgusu giderek daha güçlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekse bile oraya Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bizim tek müttefikimiz gibi görünen Katar'ın da dahil olduğu bir Arap gücü kurulması bunun güvencesinin de Türkiye tercihini NATO'dan yapa yap, yana yaparsa Türkiye'nin kumandasındaki bir NATO güvencesi. Yani Türkiye bir anlamda PYD yapılanmasına da NATO şemsiyesi altında güvencenin komutasına getirilmek isteniyor. Şimdi bunlar gerçekten Türkiye'nin yönetilmesinde sadece ekonomide değil dış politikada. Ve yansımalarıyla iş politikada ciddi güçlüklerin büyüdüğünü seçimin yaz aylarında beklemeden mümkün olan en kısa zamanda yapılmasını ortaya koyuyor. Panik seçim diyorum. Bakın 24 Haziran'da e, üniversite sınavları var. Evet bir de o, yani, orada bir mağduriyet Yani e, siz var. bir hafta öncesini alın. <laughs> Bayram filan alamadık. Bir hafta sonrasını alın. Hayır, üniversite sınavının olduğu yerde üniversite sınavı için yapılmış görevlendirilmeler, hazırlıklar pat diye bir şey yapıyorsunuz. İki, öyle bir takvim getiriyorsunuz ki ee, yüksek seçim kurulu Allah kolaylık versin. Nasıl işin içinden çıkacak? Meçhul. Ama bu karar alındıktan bir gün sonra da biz her şeyimizi hazırız dedi. O bir günde Nereye hazır? tamamlandı. Kimin kimden ittifak yapacağı belli mi? E, %20 fazlasıyla 55 milyon seçmenimiz var 75 milyon siz pusula basacaksınız 75 milyon pusulayı hangi parti kimden ittifak yapacak ne yapacak AKP MHP belli e, peki İyi Parti e, Saadet Partisi ittifak yaptı hı hı. o ittifaka Demokrat Parti ana, şey Onların yapıyorum girdiler dolayınmış. yani bu pusulaların basılması bile. Ee, öyle tek bir matbaada kolayca olacak iş değil. Yani ciddi biz e, sıkışma söz konusu. Görevlendirilmeler. 26 Nisan itibariyle e, bürokratlar Evet istifalarını e, Yani kim seçime. istifa edecek bilmiyorum ama e, sıkıştırılacak uyum yasalarının hazırlanmasında bürokrasi de, de var, bir zafiyet. Yani bu e, korkunç bir paniğin bir sonucu. Şu İsrarla, an, inatla vurguluyorum korkunç bir paniğin sonucu. bin imza işte nasıl toplanacak, e, nereye o bırakılacak? O da belirsiz e, daha tabii. Elektronik muhtemelen, bırakılacak. Muhtemelen el ilçe seçim kurullarında e, çözecekler. Yani buna bir de noteri getirirlerse artık e, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, e, Avrupa Birliği raporunda olsun belirtilen e, adil ve şeffaf bir seçim konusunda e, ki... E, olumsuz algı artık zirve yapacak ve Türkiye'deki seçimler maalesef hiçbir biçimde demokrasiyle ilişkilendirilemeyecek. Zaten seçim güvenliği konusunda daha önce konuştuğumuz pek çok sorun var. O yapılan düzenlemelerle hı hı. E, mühürsüz puslaların e, kullanılması, zarfların kullanılması, e, sandıklara e, müdahaleler, bunun karşısında sivil inisiyatifle Seçim güvenliğinin sağlanma, yani devlete karşı seçim güvenliğini sağlamak konumunda olan <laughs> bu da bir e, seçim. Tabii. <laughs> yani bütün bu noktada e, oldukça şaibeli. Sonuçları e, muhalefet kazanmadığı takdirde her an tartışılabilecek e, bir e, seçim ortamı, öyle e, yıllardır unutulmayan, e, dile pele edilmiş olan 46 seçimlerini aratacak, ...bir seçim ortamına giriyoruz. Ama buna rağmen... ...bütün e, bu olumsuzluklara rağmen... E, ...Türkiye'de... E, ...toplumun çok kararlı olması lazım. Hı hı. Yani e, bir... E, ...objektif bütün koşullar... ...panik içinde seçime gelen siyasi iktidarın... ...iktidarını sürdürmesinin son derece zor... Son derece güç olduğunu ortaya koyuyor. Ama o yoklamaları da bunu e, yansıtıyor. Bütün e, örtülü yaklaşımlara karşı. Tek sorun bu objektif olumlu koşulları sahada sandıkta e, sürdürüp lehe çevirip çevirememek. Bu konuda iki e, sıkıntı var. Bir toplumun belli kesiminde ya e, iktidar seçimi kazanmak için bütün hazırlıklarını yaptı, nasıl olsa ne yaparsak yapalım e, seçimi kendi lehlerine çevirecekler. İki muhalefet yetersiz işte yavaş kalıyor vesaire. E, bu olumsuzluklardan kendimizi arındırmamız muhalefet yetersiyle yetersizse öyle buluyorsak. Kendimiz muhalefet olmak. Yani o yetersizliği kendimiz evet. tamamlayalım. Ee, güvenlik konusunda da, öyle e, seçim güvenliği konusunda tatil falan yok. Sandık başında olacağız. Oy kullandığımız sandığında gerekirse, e, sayımı sırasında gözümüz üstünde, evet. sayım sonrasında gerekirse sandığın üstüne oturacağız. Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde de, bekleyeceğiz. Bu tarih itibariyle de tabii e, tatillere, son gününe de denk düşüyor. Evet o pazar e, o yüzden, ama e, seyahat hı. şirketlerini arayabilirsiniz. Hı hı. Reza, e, i̇ptal rezervasyonları. Burada bir kolaylık sağlanacakmış galiba. Evet bir ilanlar yapılıyor. Yani. Hayır hı hı. E, ilan yapmaları ayrı. E, şirketler olan size zor durumda. Müthiş iptal talebi var. Karşılamakta zorlanıyorlar. Hı. Çünkü çok ucuz satılmış e, yapılmış Şimdi rezervasyonlar, erken rezervasyonlar, erken rezervasyonlar. O erken rezervasyonlar ucuz, e, işte o parayı kullanarak karşılık sağlamaya çalışıyorlar. O paralar bağlanmış, nasıl çözülecek ciddi o alanda da bir sıkıntı var. Yani toplumdaki bu duyarlılığı bir seferberliğe dönüştürmek Hı. gerekiyor. Peki neden e, sizce hep? Bahçeli'ye düşüyor erken seçim kararlarını ilan etmek. 2002 ile arasında bir benzerlik görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Farkları nelerdir 2002 ile 2018 erken seçim ilanları arasında? Şimdi yani Bahçeli'nin özellikle 2002 erken seçim çıkışı sonrasında AKP'nin iktidara geldiği bütün adımları Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül'ün seçilmesinde daha sonra 1 Haziran'daki seçimin Kasım'da tekrar AKP dönüşmesinde şimdi bu tek adam rejiminin anayasal yapılanmasına katılımı, referandum yaklaşımı, hep şimdi de ittifak içine girmesi hep bir kolaylık. Yani bu tutumlarını açıklayacak Kendisi açısından dahi mantıklı bir şey göremiyorum. Evet. Yani her adımı kendisini maalesef tekzip ediyor. Bugün söylediğini yarın tekzip ediyor. 2002 seçimleri için e, makul olabileceğini düşündüğüm bir gerekçesi var. E, kendisi 8 Temmuz'da erken seçim <laughs> talebini ortaya koymadan önce 4 Temmuz günü Frankfurt'ta e, Hürriyet Matbaası'nın açılışı <laughs> sırasında ee, Başbakan Yardımcısı o tarihi itibariyle Mesut Yılmaz'ın, Dışişleri Bakanı e, İsmail Cem'in rahmetli hmm. e, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer siyasi parti temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda İsmail Cem'in başbakanlığında e, MHP'siz yeni bir hükümet arayışı var. O arayışa karşı belki bir meydan okumaydı. Yani böyle bir açıklama Peki. kendisi açısından zorlayarak söyleyebiliyorum. Orada bir, bir Ama ondan sonrası için hı hı. hiçbir açıklamam yok. Şimdi de e, CHP tarafını konuşalım. E, sizce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir daveti vardı. Evet, e, yani e, normal koşullarda. E, bir de tabii adını da anmadan söyle yani, Ana yani, muhalefet partisi yani. <laughs> dedi, çıksın karşıma şeklinde. Şimdi bakın bu konuda bir ciddi anlayış farkı var. Şimdi e, tahmin ediyorum e, seçimlerle ilgili paniğin bir yansıması bu da. Kemal Bey'i e, yarışa davet etmesi Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü kendi aralarındaki yaklaşımlarda, kamuoyu yoklamalarına yansımalarda eğer e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olur... Hı hı. İkinci turada kalırsa seçimi rahat kazanırız gibi bir algıları var. Kamuoyu yoklamalarında da e, o algı kendisine yansıtılıyor tahmin ediyorum. E, bu şunu ortaya koyuyor. Başka adaylarla karşı karşıya kalırsam kaybetme riskim var. Hı hı. Korkusunun paniğini de yansıtıyor. Kemal Bey'in aday olmama basına yansıdığı kadarıyla Kararı, kararlı, haklı bir kararlık. Çünkü bakın e, AKP-MHP ittifakı ortaklığı, partili cumhurbaşkanı sistemi diye gerçekten demokratik bir başkanlık sistemi olmayan, otoriter, totaliter bir e, yapılanma olan Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştırılacak bir yaklaşımın peşindeler partili cumhurbaşkanı. Partili Cumhurbaşkanı olunca bir partinin genel başkanlığında cumhurbaşkanı adayı olması o şekilde seçilmesi doğal. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tarafsız bir cumhurbaşkanlığına dayandığı parlamenter demokratik düzeni sanır. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının genel başkan olması kendi tezini inkar etmesi anlamına bunu e, Sayın Cumhurbaşkanı'na da anlatmak evet. <laughs> gerekiyor. Yani biz partili bir cumhurbaşkanıyla ülkeyi tek adam olarak yönetmekten yana değiliz. Türkiye'yi yeniden demokrasiye döndürmek, layık ve demokratik cumhuriyeti yıpranmışlığını e, arındırarak yeniden inşa etmek zorundayız. Bunun için de Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekir, yaklaşımını e, ortaya ee, rahatlıkla e, koyabilir, koymalı. Ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'na aday olmayacağım e, yaklaşımı da Hı -hı. bu doğrultuda haklı bir yaklaşım. Peki. Şimdi hep e, AKP'lilerin de dilinde hep bir yeni bir dönem olacak 24 Haziran'da. Yeni başlangıçlar, yeni dönemler. Türkiye bambaşka bir sabaha kalkacak. Söylenleri e, söylene dursun. E, Sabah gazetesinin bir Almanya muhabiri var. Martin Lejun adında biri. Evet. Ee, bu seçimlere ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Diyor ki, 95 sene evvel Atatürk, efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözleriyle hem Osmanlı Devleti'ni hem de hilafeti ortadan kaldırdı diyen bu lejun, 24 Haziran'da Kemalist Cumhuriyet ortadan kalkacak ve Allah'ın izniyle zamanı geldiğinde hilafeti yine, kendi ifadesi bu, Türkiye'de doğacak Allah Müslümanları korusun ifadelerini kullanmış. Buna söylenebilecek bir e, söz var mı acaba? E, sadece şeyi hatırlatayım. E, geçen hafta da konuştuk. Önceki haftalarda sık sık vurguladım. Hı hı. Bu e, çok yeni bir yaklaşım değil. E, 1996 yılında Samuel Huntington'ın Amerika'nın ılımlı İslam projesini Türkiye'ye e, dayatmak üzere geliştirdiği medeniyetler çatışmasında ortaya koyduğu. İşte Türkiye yeniden İslam dünyasının lideri olmalı. Bunun için Atatürk'ün mirasını reddetmeli keskin bir şekilde yerine sadece siyasi meşruiyeti değil, dini meşruiyeti de ayağa kaldırmalı. Yani e, Amerikan projesinin e, kalan kırıntılarını hmm. seslendiriyorlar. Bir başka e, sanıyorum e, bir başka bunu bunda e, bu lafta e, cesaretlendiren bu Alman e, ismi olduğuna göre e, bir Alman vatandaşı, evet. Sabah'ın temsilcisi, yani kişiliğini, kimliğini bilmiyorum ama. Hı hı. E, yani bu Türkiye'ye dayatılan yabancı bir proje. E, çok e, sağlıklı olmadığı, Türkiye'nin kararlılığıyla da e, yanlışlığı, ortaya konulmuş bir proje hı hı. ama maalesef işte geçtiğimiz haftalarda çok gecikmeyen bir zamanda meclis başkanının dahi Abdülhamit'le, Abdülhamit'ten e, AKP iktidarına kadar olan zaman bir duraklama dönemidir. Hı hı. İşte yeniden e, Abdülhamit'in devamını sağlıyoruz. Yaklaşımı da bütün tarihi gerçeklerle ters düşen yaklaşımı da e, bu e, sapkın diyeceğim artık. Hı hı. E, sapkın e, vurgulara e, cesaret veriyor. Peki. Türkiye layık ve demokratik düzeniyle dünya için bir barış ve refah projesidir. 21. yüzyıla güvenle bakabilmek için, Türkiye'nin kendisini layık ve demokratik bir cumhuriyet olarak tanımlaması kritik önemdedir. Kan gölüne dönüşmüş olan coğrafyamızın barışa, dünyanın refaha ulaşmasının en mihenk taşı günümüz itibariyle bu noktadır. Bu nedenle 24 Haziran'da Türk ulusuna tarihi bir görev düşmektedir. Seçimleri 24 Haziran'da erkene büyük bir panikle alan ve ben Türkiye'yi yönetemiyorum açıkça itiraf eden Bahçeli'nin deyişiyle bu yönetimle Türkiye'nin 3 Haziran 2019'a varması mümkün değil giderek zorlaşıyor diyen bir iktidara e, yönetememene güven oyu veri, veriyoruz. <laughs> dememesidir. Peki. Ve Türkiye'yi yeniden e, kendisini layık ve demokratik bir cumhuriyet olarak dünyaya ilan etme kapısını açmasıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Noktayı teşekkür da koyalım böylelikle. Programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ellerinizi darladığınız için. E, hafta sonu sabah programıyla karşınızda olum ancak yine öğleden sonra saat 1'de haber bülteniyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.